Merhaba gençler, Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Matematik Sahnesi kitabında rasyonel sayılarla toplama işleminin özellikleri konusuyla dersimize devam ediyoruz. Sevgili gençler, konumuza başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler, hazırsak videomuza, dersimize başlayalım. Evet, toplama işleminin sevgili gençler değişme özelliği vardır. Bakın sayıların yeri değişse de sonuç değişmez. 1 bölü 2 ile eksi 3 bölü 4 toplamak yerine önce eksi 3 bölü 4 yazıp daha sonra 1 bölü 2 yazıp toplarsak sonuç birbirine eşittir. Yani toplama işleminin değişme özelliği vardır. E, toplama işleminin sevgili gençler birleşme özelliği vardır. Birleşme özelliğinde sayıların değil parantezlerin yeri değişir. Gençler bakın buradaki büyük parantezin yeri öncelikle son iki sayıdayken daha sonra ise eşitliğin sağ tarafında ilk iki sayının toplanması gerekir. Bu durumda yine sonuç birbirine eşittir. Yani birleşme özelliği vardır diyoruz. Toplama işleminin etkisiz eleman özelliği vardır. Gençler toplama işleminde etkisiz eleman biliyorsunuz sıfırdır. Evet bakın 1 bölü 2 ile sıfırı toplarsak sonuç etkilenmez ve 1 bölü 2 kalır şeklinde düşünelim. Toplama işleminin ters eleman özelliği vardır. Gençler ters eleman e, sayının işaret değişmiş haliydi. 1 bölü 2'nin toplama göre tersi eksi 1 bölü 2'dir. Örnek verecek olursak eksi 3, 2 bölü 3'ün toplamaya göre tersi de 2 bölü 3'tür diye düşüneceğiz. Evet, etkinliklerimize geçelim. Aşağıda verilen rasyonel sayıların toplama işlemine göre terslerini boş kutulara yazınız demiş. 3 bölü 4'ün gençler toplamaya göre tersi Eksi 3 bölü 4'tür. Bakın işaret değiştirmiş olarak yazıyoruz. Eksi 1 bölü 8'in toplamaya göre tersi 1 bölü 8'dir. Eksi 0 tam 10'da 2'nin toplamaya göre tersini yine ondalık olarak yazarsak 0 tam 10'da 2'dir. 1 tam 1 bölü 3'ün toplamaya göre tersi eksi 1 tam 1 bölü 3'tür. Eksi 2'nin toplamaya göre tersi 2. Eksi 2 bölü 5'in toplamaya göre tersi 2 bölü 5. Eksi 1 tam 3 bölü 4'ün toplamaya göre tersi de 1 tam 3 bölü 4'tür. Son olarak 2 bölü 11'in toplamı göre tersi eksi 2 bölü 11'dir diyoruz. Evet, devam edelim B'deki etkinliklerimize bakalım. Evet, aşağıda verilen eşitliklerde rasyonel sayılarla toplama işleminin değişme özelliğini kullanarak x'in değerini bulunuz diyor gençler. Burada işlemleri yapmayacağız. Değişme özelliğini görmem gerekiyor. Yaşta işte değişme üzerinde sayıların yeri değişir demiştik. Bakın 1 bölü 18 birinci iken sağ tarafta ikinci olarak yazılmış. O halde burada 1 bölü 10 ile de x birbirine eşittir. Demek ki x'in değeri 1 bölü 10'a eşittir. Evet eksi 1 bölü 4'ü gençleri görüyorum. Bakın burada x ile 3 bölü 10 da birbirine eşittir. Evet 3 bölü 11'ler birbirine eşitse x de buradan. Bakın birinci sayıya ikinci sayıya yani eksi 2 bölü 5'e eşittir diyoruz. Evet. Burada baktığımız zaman da 3 bölü 5'ler eşit. Demek ki x'in değeri 4 bölü 7 olur. E diğer tarafta da eksi 12 bölü 10'ları görüyorum. Buradan da 3 bölü 10 evet x'in değerine eşittir diyorum. E sayıları eşleştirerek x'lerin değerini bulmaya çalışıyoruz. E C'deki etkinliğe baktığımız zaman burada gerçi x'lerin değerlerini Birleşme özelliğini kullanarak bunu diyor. işte birleşme üzerinde sayıların yeri değişmez. Sadece parantezler değişir demiştik. Bakın sayıları eşleştiriyorum. 1 bölü 4 var. 1 bölü 3 var. O halde x buradan 1 bölü 2'ye eşittir. Eksik olan sayı bizim sayımızdır. Evet şöyle bakalım. 1 bölü 7 var. Eksi 1 bölü 2 var. Buradan da x'in değeri gördüğünüz gibi. x burada birinci sayı. Burada birinci sayımız. 1 bölü 10 olur x'in değeri. Evet 3 bölü 10'u gördüm. 3 bölü 11'i gördüm. Bakın x buradan sevgili gençler 1 bölü 12'ye eşit olur diyoruz. Evet 7 bölü 9 var. Bakın burada 7 bölü 9'umuz yok. O halde 7 bölü 9 x'in değeridir. Eksi 1 bölü 2'yi gördüm. 1 bölü 3'ü gördük. O halde eksik olan x buradan 7 bölü 9'dur diyelim. Evet 4 bölü 11 gördüm. 12 bölü 9 gördüm ama gördüğünüz gibi 1 bölü 3 burada. Eksiktir ve bu x'in değeri olur diyoruz. Evet devam edelim. Aşağıda verilen eşitliklerden rasyonel sayılara toplama işleminin etkisiz eleman özelliğini kullanarak x'in değerini bulunuz diyor. Gerçi 3 bölü 14 14'ü bir sayılı toplamışım 3 bölü 14 olmuş. Burada x'in değeri 0'dır. Çünkü 0 toplamada etkisiz elemandır. Evet. Gerçi 0 toplamada etkisi olduğu için burada eksi evet, 1 bölü 2'yi vermesi için x yerine eksi 1 bölü 2 gelmesi gerekir. Eksi 7 bölü 11'i sıfıra toplarsam sonuç değişmez. Ve eksi 7 bölü 11 olur. Burada da eksi 3 bölü 4 aynen kaldığı için x'in değerinin sıfıra eşit olması gerekir. Evet, bir sonraki etkinimize geçelim. Evet, E'de aşağıda verilen eşitliklerde rasyonel sayıları toplama işleminin hangi özelliğini kullanarak elde ettiğini bulunuz diyor. Gençler bu sayfayı şöyle biraz büyüterek açmak istiyorum. Evet gençler. O halde ben 3 bölü 11'i bakın sıfıra topladım sonuç değişmedi. Sıfır zaten neydi hatırlarsak toplama işleminin etkisiz eleman özelliğiydi. Evet, ikinci etkinlikte bakın burada birleşme özelliğini görmem lazım. Dikkat edersek köşeli parantezlerin yeri değişmiş. Sayıların yeri değişmez. Burada birleşme özelliğinden bahsediyor olmamız gerekir. Evet, 2 bölü 10'un eksi 2 bölü 10'u toplamak demek gençler ters eleman demektir. Evet, toplamaya göre tersi diyelim. Ters eleman özelliğinden faydalanılmış diyoruz. Evet devam edelim bir sonraki etkinliğimizi ekrana getirelim. Evet dördüncü etkinliğe baktığımız zaman burada gençler sayıların yeri değişiyor. Sayılar değişmiyor. Bakın 4 bölü 11 ve eksi 3 bölü 10'ların yeri değişmiş. Ne diyoruz? Değişme özelliği kullanılmış diyoruz. Evet ikinci de de gençler yine değişme özelliği kullanılmış. Sayıların yeri değiştiği için evet bu değişme özelliği olur diyelim. E, evet, sıfır gençler toplamada etkisiz elemandı. Yani sıfırla toplamak demek, sonucu aynen elde etmek demektir. O halde burada etkisiz eleman özelliği kullanılmış. Evet, yedinci etkinlikte, evet, önce parantez gençler 1 ve ikinci sayıdayken, daha sonra 2 ve üçüncü sayıya gelmiş. Burada birleşme özelliği kullanılmış diyoruz. Son olarak da ters eleman özelliğinde bir sayıyı onun toplama göre tersiyle toplarsak, sonuç sıfır olur. Burada da ters eleman özelliği kullanılmış diyelim. Evet devam edelim. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, aşağıda verilen toplama işlemi tablosundaki boyasız kutulara yazılacak sayıları bulunuz diyor. Yani o halde boyasız kutulara bakın. Eksi 3 bölü 4 ile 1 bölü 4'ü toplayacağım. Buradan eksi 2 bölü 4 olur. Bakın buradaki kutuya yazılması gereken sayı. Eksi 3 bölü 4 ile eksi 7 bölü 4'ü topluyorum. Buradan eksi 10 bölü 4 buraya yazılması gerekir. Evet, diğer satıra geçelim. 1 bölü 4 ile eksi 3 bölü 4 toplarsak Dikkat edersek gerçek ilk önce eksi 3 bölü 4'te 1 bölü 4 toplamıştık. Buradan da 2 bölü 4'ü elde etmiştim. Eksi 2 bölü 4'ü elde ettik. E, dikkat edersek sayıların yeri değişti. Ama sonuçlar değişmedi. Evet, 1 bölü 4'te eksi 7 bölü 4'ü toplarsak. Evet. 1 bölü 4 artı eksi 7 bölü 4 diyorum. Buradan eksi 6 bölü 4 gelir. Bunun satırda gençler eksi 7 bölü 4 ile 1 bölü 4 toplamak. Bakın az önce burada eksi 6 bölü 4 olarak görmüştük. Eksi 7 bölü 4 ile de, de eksi 3 bölü 4'ü toplayalım. Evet ikinci işlem olarak aslında bunu yapmıştık. Bakın gençler burada bu işlemi bulmuştuk. Buradan da eksi 10 bölü 4 olur. E, sayıların yeri değişse de sonuçlar değişmedi diyoruz. Evet sevgili gençler bu şekilde tablomuzu aslında değişme özelliğini kullanarak da bulabileceğimizi ifade edelim. Evet devam edelim. Y'deki ilk sorumuzda 2 bölü 10 rasyonel sayısının toplama göre tersi x. O x'in gençler değeri 2 bölü 10 toplama göre tersi. Eksi 2 bölü 10'dur. Eksi 3 bölü 5'in toplama işlemine göre tersi y'ymiş. O halde bu da 3 bölü 5'tir. Bizden y eksi x'i istiyor. Yani 3 bölü 5'ten eksi diyorum. Eksi 2 bölü 13 çıkaracağız. Burada 3 bölü 5'i genişletelim. 6 bölü 10 oldu. Evet 2 eksi yan yana gelince bunu da artıya çevirerek yazalım. Artı evet artı 2 bölü 10 şeklinde yazabiliriz. Evet 6 2 daha 8 bölü 10 olur. İşlemimizin sonucu istersek sadeleştirirsek de 4 bölü 5 şeklinde de yazabiliriz. Evet, i̇kinci sorumuza geçelim. Eksi 0 tam onda 2 e, sayısının toplama işlemine göre tersi a yani a'nın değeri 0 tam onda 2'dir. Bu da 2 bölü 10 olur. İstersek bunu da 1 bölü 5 şeklinde de yazabiliriz. 2 evet, tam 1 bölü 5'in toplama işlemine göre tersi b'ymiş. O b'nin değeri eksi 2 tam 1 bölü 5'tir. Bunu da bileşik kesiri yazarsak eksi 11 bölü 5'e eşittir. Bizden istedi a artı b idi. 1 bölü 5 ile eksi 11 bölü 5'i topluyorum. Buradan 1 eksi 11 daha. Eksi 10 bölü 5 olur. Bu da eksi 2'ye eşit olur diyelim. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.